Herkese merhabalar efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Güzel, hayırlı, bol bereketli bir cuma olsun efendim. Öncelikle cumamız mübarek olsun. Bizi hasta yatağından izleyen bütün izleyicilerime Rabbimden acil şifalar, dertlilere de devalar diliyorum Allah'ın izniyle. Her şey çok güzel olsun. Cuma saatinde yapılan dualar da çok makbuldür. Dualarınızla bizi de katarsanız çok 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 seviniriz efendim. Bugün 3 Kasım Cuma. Efsane bir konuk. Gerçekten kendisi efsane bir hanımefendi. Hemen aslında kendisini çağırayım, sonrasında hediyelerden bahsedeyim çünkü bekletmek istemem. Çok kıymetlim benim Ayşe Tüter geliyor efendim. Harika güzel enerjisiyle birlikte. Ayşe ablacığım hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? Ben de aynı şekilde, bizi kırmadın geldin. Ne yapıyoruz bugün? Naneyi kıyma. Evet, Osmanlı mutfağından. Evet. Bir de tavuklu böreğimiz var, saray sarması. Hı hı. Bu da yine eski bir tarif. Ama süper. Eskiden tabii açılarak yapılırdı. Biz bugün hazır yufkadan yapacağız. Saray sarması hazırlayacağız. Evet. Bir de kazak muhallebisi. Kazak kurabiye. Ha, kurabiyesi. Onu evet. Yapacağız. Bir de efendim ben de çok lezzetli bir çimdik tatlısı yapacağım. Çok pratik bir yöntemle inşallah izleyicilerimize sunacağız. Öncelikle Serpil'i de alayım ama o esnada böyle kısaca hemen hediyelerimden bahsedeyim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda böyle üçlü sahan seti ve şu bıçak setini bir izleyicimize hediye ediyoruz. Hoş geldin Serpil'cüğüm. Hediyelerimiz çok güzel bugün gene. Şöyle bir kişiye gidiyor efendim bu üçlü setle bıçak seti. Sağlıklı kullansınlar inşallah. Hemen yan tarafta çok güzel bir setimiz var. Yine bir kişiye şu bileklikle yüzüğü hediye edeceğiz. Yine video Nermin'in Enfes Mutfağı'nda gidip arkadaşlarınızla güzel yorumlarınızı yaparsanız, Beyaz TV'de takip ederseniz oradan zaten kazanan izleyicimize açıklayacağız. Bir kişiye de bu seti hediye ediyoruz küpesiyle, yüzüğüyle birlikte. Bir de çok güzel bir kitap gelmiş bana. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Bu nedir Ayşe ablacığım? Bu 50 şefin hazırladığı, hiçbir ücret almadan hazırladığı depremzede kız çocukları için eğitim için. Bütün geliri çocuklara gidecek. Kız çocuklarına. Bütün geliri depremzedeki kız çocuklarımız için hazırlandı. 50 şef bir araya gelip çok kıymetli bir tarif kitabı hazırlamış bizler için. Bu bizim için o kadar değerli ve kıymetli ki sizler de bence bu güzellikte yardımcı olmak isterseniz nacizane tavsiyem efendim. Kitabı sipariş edebilirsiniz. Evet. Yararı tamamen depremzede kardeşlerimiz olacak. İnşallah bol bereketli olsun. Eğitimlerine harcanacak. Eğitimine bak. Tamam süper. Ben hemen malzeme listesini sayıyorum. Saray sarması için 4 adet yufka, 250 gram tereyağı, 3 su bardağı tavuk suyu, 1 su bardağı ceviz, 1 adet haşlanmış tavuk göğsü, tuz, karabiber, tarçın, yarım çay kaşığı yeni baharımız var. Hemen bahsedelim Ayşe ablacığım tarifimizden. Yağımızı eriteceğiz. Ben alacağım hocam. Evet. Bütün yufkaları yağlayacağız üst üste. Öyle mi? Aa çok güzel. Bu kadar pratik yani. Şipşak hazırlayacağımız bir lezzet olacak. Şöyle. Ben bir kulağıma baktırayım. Bir ses geliyor ama çok uzaktan geliyor. Ablacığım, tepsiyi alayım. Ben hemen vereceğim ama ben şey söylemek istiyorum. Buradaki şeflerim gastronomi dünyasının en kıymetli şefleri. Evet. Onların emeklerine sağlık. Ben buradan 10 tane alacağım. Tamam. Ben alacağım. Söylerim. Bir şey söyleyeyim mi? Ya destekse elimizden geleni yapmalıyız. Evet. Vallahi şu an kızların muhakkak okuması acayip lazım. Acayip şey oldum. Kız çocuklarının muhakkak okuması lazım. Erkeklerin de öyle de. Evet. Kızlar da kendini kurtarması lazım. Çünkü şey var, geleceği yeni nesli onlar yetiştirecekler. Evet. Ay vallahi şu an şey oldum böyle. Başka bir yere gittim yani. Ben Serpiklik olarak destekliyorum. Hocam nasıl oldu bu şimdi? Tamam bu eridi. Tamam. Şimdi tepsiyi alalım. Yalnız buyurun hocam. Yağlı kağıdı koyalım. Ne yapayım siz bana söyleyin. Yağlayalım. Tepsimizi yağlayalım mı? Fırçamı da alayım. Üstüne şöyle biraz gezdireyim değil mi hocam?
Sizin yanınızda çalışıyorken benim elim ayağım birbirine karışıyor. Ay, rica ederim. Vallahi önemli bir heyecan. Sizler yağlıyoruz. İnşallah olacak. Tamam. Böyle bazen aksilikler olabiliyor. Canlı yayın şeyleri. Canlı yayının sürprizleri. Aynen öyle. Ne yaptık şimdi? Güzelce zemini yağlıyoruz efendim. Evet. Aman tamam. Yarabbim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nın enfes konuğu gerçekten yıllardır bu camiaya emek vermiş. Çok kıymetli Ayşe Tüter ablamız bizlerle. Yanında da çok güzel Eli Şef'in hazırlamış olduğu depremzededeki kız öğrencilerin eğitimi için katkıda bulunacak bir kitap yazılmış. İçindeki tarifler birbirinden lezzetli ve değerli. Şimdi de onu bahsettikten sonra hemen saray böyle sarmasına geçtik. O kadar pratik ki içerisinde sadece sade yufkalar, yufka tamam. Var ve burada da tavuk göğsümüz var. Bunu hocam didilecek miydi? Evet, didilecek. Şöyle vereyim canım benim, bir de bir ellerimi yıkayayım. Şöyle. Neyse, ben bunu kendim didikleyeyim klasik yöntemle. Makineyle yapacaktım ama. Olabilir, makineyle de olabilir. Değil mi? Hızlandırayım mı hocam? Siz bilirsiniz. Şimdi kullanmayacağız piştikten sonra yufkalar. Aa, üstüne koyacağız. Süper. Evet. Bence çok ona girmeye gerekiyor. Elimizle yaparız o zaman. Ağza dişe gürültü olmasın hem de, boş ver. Pişirme kağıdını da yağladığını gördüm. Evet. Ayşe ablacığım, evet. Niye yağladık pişirme kağıdına? Çevireceğiz sonra, rulo saracağız. Yapışmasın. Farklı bir yöntemle yapıyoruz bunu o zaman. Evet. Fırça vereyim mi? Burada hazır yanımda. Şöyle hafif fırçayla yağlama işlemi yapıyoruz. Yufkalarımızı üst üste mi koyacağız? Evet, tek üst üste. Dördünü üst üste. Tamam ablacığım, hemen bunu da üstüne ekliyorum. Nermin, bu arada sen demin yokken biz şeyi konuştuk. O kitabın üstündeki şeflerimizin hepsi birbirinden değerli insanlar. Tabii ki. Hepsi. Ben Serpil Kök olarak 10 tane alacağım sözünü verdim. Emek vermişiz, alıp dağıtılacak. Aslında en güzel hediye zaten kitaptır. Evet. Hazır böyle bir fırsatta gelmişken elinize ne yapacaksınız? Bol bol alacağız efendim. Hem katkı sağlayacağız hem de hediye edeceğiz çevremizdeki bütün yeni evlilere, değil mi? Evet, tamam. Özellikle yeni evliler böyle kitaplara bayılır. Ya pratik, ben, kolay. Ayşe ablamı böyle şeyden, gazeteden çok takip ederdim. Böyle çok güzel tarifler yazardı. O tarifler gazetede ziyan olmasın diye kesip böyle defterimin arasına koymuşum. Senin tarif defterini de görmüştüm ya, ben. İçinde dolu Ayşe Tüter'in tarifleriyle. Hem evdeki pratik malzemelerle. Biraz faydamız olduysa ne mutlu bize. Vallahi çok güzel oldu. Bir de yıllarca dediğimiz gibi aslında tek isim ekranda bu kadar uzun süre olanlardan, böyle nadir insanlardansınız. Ve hep böyle hanımlara güzel bir yol gösterdiniz. Evet. Bunu nasıl başardın? Ayşe ablacığım söyle, biz de yapalım inşallah. Maşallah siz de öylesiniz. Sizi de çok seven, takip eden var. Biz de gençleri destekliyoruz. Onlar yarınlarımız. Öğretelim ki öbür nesillere aksın. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Bugün çok kaliteli, çok şık bir yayın hazırlıyoruz efendim. Kıymetli Ayşe ablacığım bizi kırmadı. Sizin kendi iyiliğiniz. Ve bekledik yani. Kendisi burada değildi. Şehir dışındaydı. Evet. Canla bekledik. Şöyle hepsini gezdiriyorum üstüne. Evet. Dört yufka, dört katın arasında sadece tereyağı, değil mi? Evet. Çıtır çıtır yapacak muhtemelen bu da. Tamam. Bari, hadi bakalım kalmasın. Bol bol böyle çıtır diyeceğiz bugün efendim. Zaten spor yaptığımız için hiç sıkıntı yok. Ben bu yayında Ayşe ablamı çok daha böyle zayıf, çok daha gençleşmiş gördüm. Ay, teşekkür ederim. Gerçekten böyle İltifat bir parlıyorsunuz. Ediyorsunuz. Yok yok. İltifat daha ediyorsunuz. Kapıdan gelmedim Ayşe ablam. Sende bir değişiklik var. Ay, teşekkür ederim. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi ben şöyle kaldırayım. Siz tepsiye altına koyun. Tepsiye hemen koyacağız. Getiriyorum hocam. Evet. Böyle tepsinin içerisinde. Çok merak ettim ben onun şeklini. Sarma olacak bu. Evet. Yufka da çok güzelmiş. İncecik. Evet, yufkanız da çok güzel. Evet, bizim Vedat bizim yufkacıdan aldı herhalde. Biraz böyle üstüne. Mis. Yok. Hocam, pratik de bir börek değil mi? Evet. Çok lezzetli. Ben böyle Ramazan'ı hatırladım şimdi, böyle tavuklu mesela, mavuklu. Mesela evimizde
artan bir tavuğumuz varsa hemen bunu yapabiliriz. Şipşak değil mi öyle? Evet. Şimdi biraz daha yağ sürmem lazım. Biraz daha yağ sürelim. Serpil'cim şuradan ben böyle birazcık daha alayım. Bunu hallettim hocam. Alttaki fısfısla sıkalım daha rahat olur. Evet. Evet. Evet, evet. Bu çok iyi oldu. Şöyle birazcık. Tamam. Şimdi bunu 200 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğiz. 200 derece. Hemen efendim 200 derecelik fırına gönderiyoruz. Nar gibi kızarana hocam, kadar pişireceğiz. Sonrasındaki aşamaları merak ediyorsanız efendim beklemede kalın. Ekran başına yeni gelen izleyicilerim için hemen kısaca özetliyorum. Bugün çok kıymetli konuğum Ayşe Tüter bizlerle efendim. Çok güzel bilgilerinden ve tariflerinden faydalanacağız. Nermin Nefes mutfağında bir sahan seti ve bıçak seti hediyemiz olacak. Dünkü siyah tencereleri kazanan izleyicimi az sonra canlı yayında açıklayacağım. Bir de efendim çok güzel bir bileklik yüzük hediye ediyoruz. Daha ne olsun efendim? Daha ne olsun? Değil mi? Dolu dolu. Hem evet. Hediye var, hem hoş sohbet var, hem güzellik var. Ve hemen ikinci tarifle devam ediyoruz. Nermin Nefes Mutfağı'nda daneyi kıyma yapıyoruz. Osmanlı evet. Sofrasının Osmanlı nadide sofrası. Lezzetlerinden bir tanesi efendim. 200 gram kıyma, 2 su bardağı pirinç, 1 su bardağı dut kurusu, 2 çay bardağı dolmalık fıstık, yarım çay bardağı kişniş, 3 yemek kaşığı tereyağı. 1 çay bardağı yeni bahar, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın, tuz, 3,5 su bardağı kadar su, 1 çay bardağı da dutu ıslattığımız suyu kullanacağız. Evet, onu da hazırladık. Çok güzel değil hocam, mi? Hocam bu hazır. Tamam, şimdi hemen geliyorum tencere efendim. Rica edeyim. Pilav tenceresi vereyim değil mi hocam? Evet, pilav tenceresi. Hemen getirdim. Bir de ufak canım eti, kıymayı kavurmamız için. Tava vereyim. Hop, bunda geldim. Soğan yok. Soğan evet, kombu yok. Reçetemizde evet. Yok. Ben tavamı da kapayım geleyim. Evet. Bu bizim işimizi görür değil mi hocam? Tabii. Şimdi tere... Şöyle ben kaşık vereyim hocam size. Buyurun. Teşekkür. Rica ederim hocam, ne demek. Aman biz şuna da şey yapmışız. Nermin'cim. Ben bunu da buraya koyayım. Bu da izleyicilerimize gidecekti diye hatırlıyorum. Evet. Değil mi Rabia Hanım? Pirinç 3 su bardağı. Evet hocam biz şey. Evet. Yok 2 su bardağı ıslattım. İki, evet tamam. Kabımıza İlla göre. 2 su o zaman 2,5 su bardağı su. Kaynar su hocam. Evet duyuyorum. Evet, çok evet. Şükür sesinizi duymak ayrı bir güzellik kıymetli reji. Efendim ne yapıyoruz şimdi? Tereyağımızı tenceremizin içerisine aldık. Bir yandan bir parça tereyağıyla kıyma mı kavuracağız? Evet kıymayı şöyle. Soğan kullanmıyoruz. Çok enteresan değil mi böyle soğansız? Evet. Osmanlı mutfağında sen çok işledin Ayşe ablacığım. Osmanlı evet çok mutfağında... işledim. Değil mi? Genelde böyle kuru yemişler. Kuru yemişli tarifler, et yemekleri. Bu Fatih devrinin, Fatih'in zamanında yapılan bir yemekmiş. Kuru meyve çok kullanıyor. Elma kurusu, armut kurusu, üzüm, incir. Bunlar işte Osmanlı bizim yani aslında ilk devletimizden gelen efsane ve oturmuş Osmanlı mutfağı adı altında toplanmış lezzetler. Genelde o zaman tuz yok, salça yok. Onların yerine alternatif değil evet, mi? Evet. Meyve kuruları. Evet. Mesela domates 17. 18. asırda. Çok değil mi? Hatta insanlar korkuyorlarmış önce yemeğe yeşil yeşil oluyor diye. Bu ne oluyor değil mi diye bir korkarak. Vay be nereden şimdi, nereye? Şimdi domates bunu da yakalım mı? Hemen yakarım hocam. Bu arada sıcak suyum hazır bardağımı da aldım. Geldi mi yanınıza? Hiç sıkıntı değil hemen onları alalım. Temiz zaten her zaman evet. Kesiliyoruz. Şöyle ki geçen Serpil biliyorsun tavayı sallarken bir fırça sallar yedik. Sallamam sallamam. Daha tava sallama bugün. Eskidendi yok. Değil mi Ayşe abla? Yok şimdi yeni. Eskiler yok. Eskilerde böyle bir şey. Onu ben hiç hoş görmüyorum. Çünkü sıçrar birinin gözüne falan gelir ya. Bak yanar. Nasıl ince düşünüyordu. Gerçekten öyle. Serpil bugün ona göre davran canım. Yok yok tava sallamayacağım hocam hiç. Tava sallama tatlım. Efendim Nermin Nefes Mutfağı.
Hemen Osmanlı tarifiyle devam ediyor. Kıymamız pirinci kavruldu. Kavurmadan yapacağız. Tamam, pirinci kavurmayacağız. Şimdi fıstıkları kavuracağız, alacağız tencereden. Sonra suyunu koyup pilavı demleyeceğiz. Çok farklı bir Osmanlı mutfağının lezzetlerinden hazırlıyor daneyi. Pilav. Kıymayı dane. Kıymayı dane. Daneyi sarı var, daneyi yeşil var. Onları yapmıştık. Yani. Daneyi kıyma. Böyle iyice suyunu çektirdik. Ne yapıyorsun Ayşe abla? Yaz sezonu hazırladın mı kışlıklarını, domateslerini, soslarını? Bu sene sadece domates yaptım. Değil mi? Evet, şimdi çocuklar olmayınca. Torun baktın yazı. Evet. Kaç yaşında? Okula başladı. Oy maşallah, o zaman 6-7 yaşlarında. Evet. Tatlı mı tatlı bir kuzucuk. Evet, çok. Allah sizlere de göstersin. Amin amin inşallah efendim. Eski toprak ekranda çok pardon, çok özür dilerim, hep beraber elhamdülillah çok yaşayın, hep sağlıklı inşallah yaşayın. Ekranda görmek çok farklı. Serpil'in dediği gibi burada böyle bir heyecanlanıyoruz Ayşe hocamızın yanında, çünkü dediğim gibi biz onlardan çok tarif öğrendik ve ekranda da yansıtmayı çok seviyoruz bu güzellikleri kendilerinin ellerinden. Tabii. Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi fıstıkları alacağız. Neden alıyoruz? Şimdi pilavın içinde pişerse fıstıklar yumuşayacak. Kıtır kıtır olsun. Evet. Ondan alacağız. Harika. Bu kıymaya karıştıracağız. Ay süper. Ondan sonra evet. Onların da bir aroması yağ geçmiş oldu hem de. Evet. Evet. Şimdi hocam? Şimdi dut kurularını alıyorum. Buyurunuz. Dutu önceden ıslattık. Islattık. Suyundan aldık. Evet. Hocam hepsini aldım. Tamam canım. Tavayı alayım mı hocam? Şimdi oraya 2,5 bardak su koyalım. Ha tamam, hemen fazla. Bu kadar yeterli. Evet. Dut kurusunu önceden ıslatmıştık efendim. Suyunu da kullanacağız. Sadece bir kısmını içerisine kıymanın içine aldık. En son baharatları koyacağız. En son baharatlarla lezzetlendireceğiz. Sorusun herhalde bunun şık bir sunumu bazıları olacak. Bazıları der ki ay dut kurusu nasıl olur acaba der. Değil mi? Şey, evet. Ama çok nefis oluyor. Ben çok yakıştırırım. Aynen ben öyle dedim diyor Hüseyin Hoca. Hocam, ama Osmanlı mutfağındaki bu tatlı tuzlu ilişkisine bayılıyorum ben. Bunu suyu çekene kadar pişireceğiz. Özellikle dut suyuyla koyduk iyice lezzetini versin diye, değil mi hocam? Evet. Harikasınız efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün Ayşe Tüter. Bir de mutancana vardır. Onda çok çeşitli. Kuzu mutancana çok güzel oluyor. İçinde neler var? Bademler, kuru üzümler. Evet. Hocam bu kaynıyor. Kaynıyorsa 1,5 su bardağı suyum koydum. Hemen içine atayım mı? Atın. Haşlanmadan yapılıyor. Kavrulmadan yapılıyor haşlama yöntemiyle. Tam mideye de dokunmaz. Evet. Serpil'cim içine bir tane kesme şeker. Tamam hocam. Biraz da tuz. Yalnız püf noktasıdır kesme şeker içerisinde. Şekeri niye atarız hocam içerisine? Pirincin burukluğunu alsın diye. Bir damla da limon suyu damlatırsanız o zaman da çok beyaz değil olur. Değil mi o? İnci gibi oluyor evet. O zaman da. Evet. Bir kesme hocam, şeker. Yeter. Şekerimizi attık. Lezzetlendirdik. Hanım var bakın. İnceden çok güzel püf noktaları var. Ben çok konuşmak istemiyorum. Ayşe ablayı konuşturmaya çalışıyorum. Çünkü çok güzel bilgileri tamam, var. Tamam kısabiliriz. Hemen kıstım hocam. Evet. Suyunu çekecek. Ondan sonra kıstım. Birleştireceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Hemen o zaman sıradaki tarifimizi Serpil Hanımcığım alalım. Şimdi orayı bir bu tarafa almam lazım. Yani ikisinden tamam. De malzeme var. Ben alayım mı şunu? Serpilciğim buna da bir kapak koyabilir miyiz? Bunu kaldıralım zaten. O lazım değil. Ben bunu alayım. Hemen bakayım hocam. Bunlar pilavımıza girecek olanlar. Evet. Şöyle. Aman hocam bu yufka dağ gibi oldu. Hayır. O iner sonra. Erciyes evet, gibi. Evet. Şöyle bir çekelim mi yakından görmek ister misiniz? Arasındaki tereyağıyla kat kat bir görüntü ve kat kat bir tablo. Eli değdiğim belli oluyor ekranlarda bakar mısınız? Biraz daha kızarsın alacağız. Hemen alacağız efendim. Harika ötesiyiz. Vallahi yanardağ gibi olmuş. Şey yaşadım şok. Serpil'ciğim. Öyle de olabilir. Dur bir büyüğüne gideyim hocam. Bir büyüğüne gideyim ben. Gözü tutmadı Serpil'in. Ay. Şimdi bu fıstıkları da sonra mı koyacağız hocam? Koyacağız. Tamamdır. Efendim.
Nermin Nefes Mutfağı'nda ekranın yeni açan izleyicilerim. Dünün tencere setini yorum yapabiliyorsunuz. Bugün 2.30'da açıklanacak. Beyaz TV sayfasına da gidip oradan da yorum yapın. Ben takıyı belki yani bugün bile açıklayabilirim. O yüzden ne yapıyoruz? Güzellikle hemen gidiyorsunuz, yorumlarınızı yapıyorsunuz. 2.30'da tencere seti açıklanacak. Bugün sahan seti, bıçak seti hediye ediyoruz. Daha ne olsun, ne olsun efendim? Ben Cuma bir şey günü... rica edebilir miyim? Et bakalım. Bugün sürpriz yapıp mesela onu da açıkla. Olmaz Serpil'cim. Bence yap. Olabilir. İlerleyen dakikalarda düşüneceğim. Vallahi sen yap. Çimdik tatlısı. Efendim hocamın yanında yapacağım ama bakalım inşallah kendisi de beğenecek. Rica çok güzel bir çimdik tatlısı yapacağız. Aslında yeni teknolojiye uyarlayıp evdeki pipetlerle yapacağız bunu. Pipetleriniz varsa çıkartın. Bugün çok güzel şık bir tatlı hazırlıyoruz efendim. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir çimdik tuz, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı süt, aldığı kadar un, 2 adet pipet, kızartmak için sıvı yağ, üzeri için ise pudra şekeri ve tarçın kullanacağız. Çok farklı bir şekli olacak. Bu pipetler sayesinde şimdi Serpil'le şekil vereceğiz. Burada sütüm biraz fazla hissettim Nermin de. Ben biliyorsun fazla olur mu yoğuruyorum fazla. Yok ya yoğurma dur. Ben yoğurmadan ben alayım diyorsun. Ha, Allah vermesin. Bir kazan. 1,5 su bardağı değil o 2 su bardağı olmuş herhalde. Hissettim. Süpersin. Efendim şimdi burada hamur yoğururken mayasız bir hamur olacağı için şipşak şekilde hazırlayacağız. Ayşe ablamla birlikte şöyle bakın. Önce sıvıları alıyorum. Sütüm, yoğurdum şöyle içerisine koyuyoruz. Serpil bir eldiven rica etsem senden. Ben yardım edeyim hocam bunu çıkaralım. Şöyle şekerini ekliyoruz. Bir tık tatlı bir hamur olacağı için şeker ilavesi yaptım. İçerisine hamurun tuzumuz var. Şöyle. Hocam yanarsa müdahale ederiz. Kabartma tozumuz ve vanilyamız. Mis gibi bir vanilya kokusu. Hamurda neden vanilya kullanıyorum? Tatlı olduğu için aromayı çok güzel lezzetlendiriyor Ayşe ablacığım. Ve evet, çok azıcık tereyağı. Serpil onu çıkarmıştı. Şu an bence tam oldu. Ben hemen şu eldivenini alacağım. Şimdi okuldan çocuklar gelecek. Ne kadar hoşuna evet, gider. Evet, bunu. Böyle minik minik bir tatlı olacak. O yüzden dedim ki hem Ayşe ablamın yanında. Anneler yapsın. Değil mi? Kaç senedir bu işi yapıyorsun Ayşe ablacığım? Oldu mu? 26 sene falan oldu. Maşallah. Doğru tahmin etmişim. 26 sene, 30 sene oldu mu diyecektim. Allah daha da güzel, sağlıklı, uzun ömürler versin. Peki nasıl böyle dinç kaldın? Yediğinden mi dikkat ettin? Ne yaptın böyle aşağı bakın? Çok canım. Çok, evet yani genç kız gibisin. Şimdi bunun hiç burada şeyi okunmaz maşallah. Rica ederim sizi öyle görüyorum. Yediğimiz içtiğimiz mi hocam? Dikkat vallahi edeceğiz. Yediğime içtiğime de dikkat ediyorum. Herhalde genetik. Değil mi? Biraz da genetik. Nereliydik? Annem Rumeli. Ay yürü. Babam Beykoz. Baba Beykozlu. Süper ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizim Rumeli, bizim Balkanlar tarafında böyle insanlar gerçekten çok şeker, çok tatlıdır. Evet. O enerjiyi de alıyordum zaten sizden. Serpil bak çok güzel bir hamur hocam yoğuruyoruz burada. Şekerli vanilyalı bir hamur. Olur mu Serpil? Oluyor. Bence gayet de güzel olur. Ve ölçüsü çok güzel biliyorsun. Daha önce de biz bu tarifi bir tık farklısını yapmıştık. Çok da güzel olmuştu. Bu kızaran çimcik tatlısı değil mi? Evet, evet hocam. Evet. Bunun dev gibisini yapsak mesela pişi gibi. Çok da güzel olur. Üzerine sonrasında sadece pudra şeker ve tarçınla eleyeceğiz. Böyle şık bir görüntüsü olacak. Böyle karıştırıyoruz. Hemen bir bakın bakalım. Balon gibi pişiyor. Balon efendim. Peki hocam ilk ekrana nasıl çıktınız? Nasıl keşfedildiniz? Bak ben burayı merak ederim. Kadının gücü olarak. Şimdi ilk ekrana şöyle çıktım. İlk başladığımda yarışmaya girmiştim. Oo. Bir derginin yarışmasına girmiştim. Orada Türkiye birincisi olunca ben hiçbir yere müracaat, gazeteler yazdı. Gazetelere manşet bile attılar. Evli miydin o zaman Ayşe? Evliydim. Evliydim. Yaş kaçtı sormasayıp o zaman?
39-40 yaşlarında. Güzel. Falan. Tam böyle kadının en dinç ve dinamik olduğu halde. Ondan sonra yani ben şey yapmadım. Kanalda da çok ilk önce dediler ki bir deneme çekimi yapalım. Oradaki yönetmenimi, yapımcımız sevgiyle, saygıyla anıyorum. Bana çok yol gösterdi. Çok şöyle yap, böyle yap. Çok da güzel bir hanımefendi tabii. Ondan sonra ve orada çalışmaya başladım. 6 sene falan orada çalıştım. O gazeteden görmüşler. O zaman böyle internet falan yok. Tabii tabii. Hiçbir şey yok. Ondan sonra öyle başladım. Ondan sonra da hep teklifler, gazeteler, şeyler. Bir de bir ara yemek çok güzel bir fulyaydı aslında o zamanlarda. Çünkü değil mi? Herkes çok meraklıydı. İnternet yoktu. En güzel yeri oydu aslında değil mi? Yani insanlar yazarsa yazdı, yazmazsa bu gazeteler telefonlarda resim çeken telefonlar yoktu. Yani hiçbir şey yoktu. Cep telefonu yoktu. Tabii tabii. Ondan sonra onun için insanlar çok büyük bir şey yapıyorlardı. Merakla izliyorlardı. Vay vay, nasıl değil mi efendim? Şimdi her şey elimizin altında bunu hocam. Gene de zor geliyor. Ama o zaman hatırlıyorum annem o tariflerinizi böyle kesmiş. Hep gazeteden böyle tık 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 gazeteden. Sonra köşe yazılarından. Haftada bir kitapçık veriyordu gazeteler. Onları biriktiriyorlardı. Ve çok satıyordu. Tabii. Çok o gazeteler. Sen bir yuvarlar mısın bana, sana zahmet? Bu şekilde biliyorsun. Şimdi Serpil aynen onu sen yuvarla, uzunlamasını aç, böyle minik minik parçalara bölelim. Ben de şöyle bir yemeklere bir bakayım. O pişti. Ablacığım onu getireyim hemen. Muhteşem. Muhteşem kabarmış. O bir dağ efendim, bu dağ. Tek başına Serpil bile ben bunu böyle yerim yani. Ben vereceğim hocam. Hemen ben bunu böyle size yerim Serpil, biliyorsun çok severim çıtır. Ben bir şey söyleyeyim, onun içine bir şey koymaya gerek yok. Hiçbir şeye tek gerek başına yok. Ben buna bayıla bayıla yerim. Tek başına yenilebilecek bir gel. Tarif oldu. Mis gibi. Evet efendim. Şu an saray sarmamızın iç harcını yaptık. Evet. Şimdi hemen bunları birleştireyim. Bir yandan da burada ne yapmış? Burada pilavımız oldu. Oo, nasıl güzel demleniyor. Şöyle bir bakalım mı? Dur. Efendim bak, kapatacağım. Gel, göstereyim bak. Mis gibi demleniyor. Demleme bu da suyunu çekti. Evet, onun da suyunu çektirdik. Kapattık altını efendim. Şimdi ise tavuğumuzu burada harmanlayacağız. Şuradan hemen alıyorum. Cevizleri biraz kesmemiz lazım. Evet. Şöyle cevizi ufalayayım mı birazcık Ayşe ablacığım? Lütfen zahmet olsun. Estağfurullah. Cevizimizi birazcık ufalıyoruz. Şu an hamurumuzu bir tık yumuşatmak için şöyle ters çevireyim ben biraz. Evet. Olur mu ablacığım? Yok yok. Çevirmeyeyim mi? Çevirmeyin. Çünkü şey sert kıtır kalmış, saracağız. Ha, bunu mu alalım şey için? Evet, onu koydum. Böyle. Bunları börek için hazırlamıştın değil mi Serpil? Evet. Evet hocam, onlar sizin böreğinizin. İç baharatını kişniş kullanıyoruz biraz. Vay vay bu vay. Bu çok bir lezzet veriyor. Ve yeni bahar. Evet, cevizi de içerisine bırakalım. Evet, lütfen. Dişe gelir kıvamda kestik. Şöyle bir karıştırdık efendim içerisine. Oo. Şimdi bu çok soğuk olacak tavuk suyumuz. Ve döküyoruz. Tamam. Çok zaten güzel. Bunu hemen çeker. Tabii. Süpersin. Bir de eskiden değil mi bunun hamurunu şey yapıyorlardı. Evde açıyorlardı böyle incecik. Mis gibi koktu baharat. Evet. Şöyle üzerine koyuyoruz efendim. Tavuk suyumuzu yufkaların üstüne döktük. Döktük. Bu kadar yeterli. Bunu başka şekilde değerlendiririz. Hangi tarifinizle birinci oldunuz Ayşe ablacığım? Söyleyeceğim. Hı
Vay, çok iyi. Elimiz yanmasın, birazdan da yaparız. Evet. Şimdi bu böyle, bu tabii böyle sarıldıktan sonra soğursa bu şekilde fırında biraz ısıtacaklar. He, sıcak servis. Bu dilim dilim keseceğiz bunu. Bunun üstüne şimdi kalan cevizi serpeceğiz. Servis tabağına aldıktan sonra. Tamam, tamam. Bu onu hazır. Birazdan ceviz keseriz. Bu hazır. Biz de şimdi o zaman çimdik tatlımızla devam edelim. Evet. Orada şekillensin güzelce böreğimiz. Şöyle yağımızın altını açtık. Serpil, ne yapıyorsun Serpil? Hemen hazırlık yapıyorum. Cansın. Şimdi bak, burada iki pipetten yardım alıyoruz Serpil. Şöyle yapıyoruz ya bak. Sonra da böyle yapıyoruz. Çok enteresan Serpil. Şöyle. Buradan alıyoruz. Şöyle. Çimdikliyorsun, ters çeviriyorsun. Buradan da çimdikliyorsun. Her yerini çimdikliyorsun. Evet. Bir buradan alıyorsunuz. İki pipet kullanıyorsun. Ya, aynen, birazcık geniş olmasını istiyorum çimdiklerin. Şuradan da böyle tersten çimdikleyip geliyorsun. İyice kızmış yağın içerisine efendim onu atacağız. Ne oldu Serpil'cim? Yo, şey, biriktirelim mi azıcık diyecektim. Ay, atayım, kızarsın. Yağımız çok güzel kızardı çünkü. Ben şimdi bunu çabucak yapacağım. Ha, çok güzel. Evet, hem de pratik bir yöntem. Şöyle. Hanımlar, herkes. Herkesin işte hani bir laf vardır, soğan doğrayışı işte başka her hanımı. Değil mi? Evet. Bunları böyle sosyal medyada hanımefendiler yapıyor. O kadar hoşumuza gidiyor ki Serpil'le. Hemen diyoruz ki yayında da yapalım, gösterelim. Tabii ki. Çünkü bu güzel fikirler paylaştıkça güzelleşiyor. Ben alırım hocam hemen. Teşekkür ederiz, sağ olun hocam. Evet, bakın çimdikleyip içine atıyoruz. Bak nasıl şişiyor. Hamurumuz çok güzel olmuş. Kabartma tozuyla yaptık sadece. Lokma tatlısını da anımsatıyor değil mi? Evet. Siz nasıl yapardınız bu çimdik tatlısını hocam? Vereyim pipet hocam size de. Bence farklı bir şekli varmış. Ona bakalım. Ayşe hocamın şeklini. Ha, piyon gibi. Piyon gibi. Onu yapıyorduk ya geçen sene. Evet, orada birazcık fiyonk görüntüsüyle. Bakın efendim. Şöyle. Ben de böyle yapıyorum bazen Nermin. Hiç pipetle uğraşmayıp iki ucunu birleştirip birini içeri birini dışarı. Aynen. Burada, bu da bir yöntem değil mi? Hanımlara şu, aslında birazcık daha hani tek seferde dört tane yapma olasılığı evet. Sürüyoruz. Şöyle bak, of of nasıl kabardı hocam. Hamur evet, olmuş yani. Mu? Bak hatamız olursa söyle hocam. Ay rica ederim, ne demek. Olur mu? Biz eleştiriye sizin gibi kıymetli isimlerden açığız. Değil mi Serpil? Kesinlikle. Herkesten değiliz. Kıymetli isimlerdeniz. Ona göre siz biraz eleştiri ya, yapmayın. Şimdi doğayını yapsın ya. Bilen Serpil'cim yapsın. Serpil'cim bir servis tabağı çıkarsam hemen geldim olanları. Hocam. Hemen. Evet, hemen veriyoruz. Çünkü bunlar şerbetli olmayacak hocam. Biz bunları ne yapacağız biliyor musun? Şu ama biraz daha yana. Kızarsa. Bunları biz şey üzerine tarçın ve pudra şekeriyle lezzetlendireceğiz. Daha aynen. Daha güzel. Islatmayacağız hocam. Evet. Hocam buyurun. Teşekkür. Serpil'cimin yaptıklarını da atıyorum. Daha, bir tane daha yapayım mı? Yapayım değil mi? Az yap. Olmasın. Efendim biz bu güzellikleri bir kızartalım. Böyle nar gibi kızarsın. Sonrasında efendim biraz buraları temizleyelim. Sunum kısmında ve son tarifimiz efsane. Bir tane de sürpriz tarif araya koyacağım efendim. Şifremiz, ilk şifremiz tütör olsun. İlk şifremiz tütör efendim. İkinci bakalım ne olacak? Az sonra sizlerleyiz. Efendim, Nermin'in Enfes Mutfağı kaldığı yerden devam ediyor. Çok kıymetli Ayşe ablamın hazırlamış olduğu saray sarmasını efendim şöyle güzel bir sunum tabağımıza aldık. Üzerine gördüğünüz gibi cevizle taşlandırdık. Hemen yan tarafta çimdik tatlısı yapmıştık. Yine üzerine şöyle göstereyim, tarçın ve pudra şekeriyle leklendirdik. İnanılmaz pratik olmuş. Ayşe abla beğendin mi? Çok beğendim. Lezzeti nasıldı? Çok güzeldi. Denesin mi? Çok güzeldi. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Afiyet elleriniz olsun. Dert görmesin. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi pilavımızı. Dane. Daneyi, kıymayı daneye yapıyoruz. Evet. Fıstıkları koyacağım. Bakın pilavı pişirdik. Üzerine az önce kızartmış olduğumuz fıstıkları ilave ediyor. Böyle pes pembe rengini hazırladık. Baharatlarını da ekleyelim. Şimdi tane oldu. Baharatlar buraya girecek. Tamam. Ben şöyle. Ben tutayım hocam. Ay mis gibi kokuyor. Baharatlar. Alayım buraya. Bunu şimdi oraya alalım.
Bunun için bu da mı oraya girsin hocam? Evet, yeni bahar. Şunu alayım. Karabiber, tuz, yeni bahar. Bir de kaşık. Karabiber, tuz ve yeni baharla lezzetlendirdik. Pilavımızı sadece fıstıklarımızla harmanladık. Şöyle serpilerim, yardım edeyim. Geldi. Şöyle bakın, fıstıklar pilava sonrasından dahil oldu. Önden bir kızarttık yağında. Böyle efsane bir görseli oldu. Bir yandan da yeni bahar, karabiber ve tuzla kıymasını lezzetlendirdik. Evet. İçerisinde dut kurusu vardı. Var. Hocam var, bunu yayayım mı böyle? Evet, yayın. Tam bir Osmanlı mutfağı efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün. Yani çok az bir kıymayla güzel bir yemek yapılıyor. Değil mi? Ana yemek gibi oldu böyle. Oldu mu hocam? Oldu. Evet. Şimdi üzerine kıymalı harcımızı yerleştiriyoruz. Tam böyle sultanlara yarışır bir lezzet haline getirdik. Aman yarabbim. Nermin Nefes Mutfağı'nda. Sen merak etme, olsun kıymanın içine nasıl duruyor? Ben tahmin edebiliyorum. Yaptık ya senle kuzu mutancını falan. Okey de kıymada direkt dut. Ben çok severim. Tatlıyı içine çok yakıştırırım. Hocam şununla bakmak istiyorum. Olur mu müsaadenizle? Ay, ne demek, tabii ki, buyurun. Hayır, Serpin canı bir şey çekti. Hayır, merak. Şundan dutlusundan alacağım hocam. Şöyle dokundum. Tamam. Çok değişik bir lezzet olmuş. Vallahi ellerinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Efsane. Mis gibi bir kokusu var. Ben de çok merak ettim. Masada tadacağım izleyicilerim için. Şöyle sunum kaplarımızı böyle şıkır şıkır koyalım istedim. Şimdi kıymetli Ayşe Tüter'in elinden kazak kurabiyesi yapıyoruz efendim. İkinci şifremiz de Ayşe olsun efendim. Bugün Ayşe ablamıza özel olsun şifreler. İkinci şifremiz de Ayşe, notunuzu alın. Ne hediye ediyoruz efendim? Üçlü soğan seti, bıçak seti. Bir izleyicimize de incili bileklik ve yüzük hediyesi olacak. Sağlıklı günlerde kullanın. İnşallah tencere kazanında ne yapacağız? Şeye koyacağız, masaya koyacağız. Orada 2.5'ta açıklanacağız. Serpil. Tepsi. Hazır Serpil hocam. Ben sana bir şey yeme diyorum. O kadar hoşuna gidiyor ki yediği şeyler. Böyle sonrasında damağında kaldığı için konsantre olamıyor işe. Oldu valla, oldu hocam. Kazak kurabiyesi. Bir adet haşlanmış yumurta. 250 gram tereyağı. Yarım su bardağı şeker. Bir yemek kaşığı kakao, aldığı kadar un. Biz bunu iki ölçüyle yapacağız değil mi? Dört adet, pardon. Dört adet yumurta. Aha, dört adet ama burada bir gibi gördüm ben. Dört olsun. Adet, tamam. Dört adet. Dört adet haşlanmış yumurtayı içerisine koyduk. Efendim şöyle güzelce tereyağını şimdi üzerine aldık. Mikseri. Hemen icari. Mikserle yapacağız. Evet. Tereyağı. Şöyle mi ablacığım? Evet. Bunu pıtırtene kadar böyle. Bayağı. İzleyicilerim, içerisine tereyağı koyduk. Tereyağının üzerine de yumurtaları ekledik ve bir mikserle şöyle güzelce, Serpil'cim vereyim sana hayatım. Yumurta sarısı içindekiler, ha, ne güzel. Evet, haşlanmış yumurta sarısı. Buyurun. Biz eskiden böyle bir kurabiye yapmıştık, hatırlıyor musun? Böyle içinde yumurta sarısı kullandığımız. Ay, bir şey söyleyeceğim. Yok. Tabii bak, artık kaç bölüm. Şekeri de ekleyeyim mi? Sonra mı koyacağız şekeri? Şekeri sonra bulacağız. Aa, şekeri. İçinde hiç şeker yok mu? Yok. Enteresan efendim. Bakar mısınız? Bunu tezgahın üstüne alacağım. Tabii ki, istediğiniz gibi. Mutfak sizin hocam. Efendim. Sadece yumurta sarısı, tereyağı ve un. Değil mi hocam? Evet. Güzelce yoğruluyor. Üzerine toz şeker ve kakaoyla lezzetlendireceğiz. Ama onu da farklı bir yöntemle yapacak. Şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun. Birazdan biz arada konuştuk efendim. Farklı bir yöntemle birlikte şekerini, kakaonu yedireceğiz kurabiyelerimize fırından çıktıktan sonra. Efsane. Gerçekten efsane. Serpil. Cın. Az önce bu çimdik tatlısından hamurumuz kaldı ya. Serpil, evet. Şöyle bir şey mi yapsak? Şurada İçi duruyor. Tavuklu mavuklu olur mu? Bak, tavuklu harcımız da kaldı. Değerlendirelim mi?
Olur, niye olmasın? Bir hamurunu aç geliyorum. Yapayım. Bir şey hamurunu aç geliyorum canım. Ben sana şey verecektim. Ne vereceksin? Pilavın tadına bir bak. Pilavın tadını birazdan tadayım ben. Sonra beni de senin kendin gibi yapıyorsun. Çok şimdi beğendin, bunun ununu şöyle ayarlıyoruz. Elimize yapışmayan kıvama geldiği zaman hamur olmuş demektir. Tamam. Çünkü yumurtanın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre yağın değişiyor. İçindeki suyunun şeyine göre değişiyor. Onun evet, için almışım. O şekilde yapıyoruz. Vallahi Ayşe abla ya maşallah. Gerçekten böyle Nermin Nefes Mutfağı'nı ağırlamaktan bugün inanılmaz mutluluk duydum. Ben de sizlerle beraber olmaktan. Bizi kırmadın, geldin. Ay ne demek. Şehir dışındaydı, bekledik Ayşe ablayı dört gözle. Gelir gelmez de Serpil dedi ki hemen alıyoruz, hemen. Ay nasıl bir şey yapsak ki bunları şimdi? Her zaman, ne zaman isterseniz. Canım gelmiyor. Seve seve. Serpil onunla şey mi yapsak? Şöyle bir şey düşündüm nacizane. Ha. Bunu ikiye bölsek, iki hamur yapsak, bardakla kessek, yuvarlakları böyle içine harç koyduktan sonra böyle kapatsak, kapattı ya mi? Da kızarsak. Ha. Nasıl olur sence? Olur. İncecik açsak bir şey olacak ya, içi dolu bir şey olsun böyle. Tamam. Anladın mı? Böyle iki tane yuvarlak yapacağız. İki kat yapalım diyorsun. Hı-hı. Ama şey daha güzel olur öyle tek tek açana kadar. Dur. Tek tek değil, bütün açıp bardakla keseceğiz. Ya da bizim şey ruletle. Ya da üstünü kapat, evet şeylere koy, iki hamuru açalım. Dur. Geliyorum, sen yufkayı aç, geliyorum canım. Bakın ellerime yapışmıyor artık hamur. Artık ellere yapışmıyor. Evet. Efsane bir kurabiye yapıyoruz, Kazak kurabiyesi. Şimdi bunları yuvarlayıp tepsiye alacağız. Ay, ne kadar olsun? 180. Hocam, bu iyi mi? İyi, çok güzel. Bakın bunda kabartma tozu da yok. Evet, yumurta kabartacak değil mi birazcık? Evet. Yağlı hamur olduğu için tepsiyle yağlamıyoruz. Evet. Pişirme kağıdının üstüne hemen alıyoruz. Koyuyoruz efendim. Vallahi bakın Ayşe hocamın elinden mis gibi bir Kazak kurabiyesi içerisinde. Şimdi ekranı yeni açmışsınızdır şey diyebilirsiniz. İçerisinde şeker yok mu? Hayır efendim. İçerisinde sadece un, tereyağı ve yumurta sarısı var. O da pişmiş bir şekilde haşlanmış, var. Evet. Haşlanmış yumurta sarısı kullanacağız. Şöyle hepsini de böyle güzelce yuvarlıyoruz. Vallahi süpersin hocam. Ayşe abla bugün çok değişik bir lezzet var. Hocam hemen ben de alayım. Bir araya tamam. Geldi. Haşlanmış. Bugün, evet. Yumurtayı çok merak ediyorum mesela onda. Değil mi? Valla pilavı gördüm ama şeyi de merak ediyorum. Denemişim ama bizimkinin içinde vardı şeker. Yumurta sarısıyla çok güzel oluyor. Pişmiş yumurta sarısı. Çok enteresan tarif. Bunun tuzlusu da var. Onu değil da mi? Yaparız. Bir gün yapalım. Tamam. Sözünü aldık o zaman şimdiden. Bir gün daha bizi ziyarete gelecek hocam. Tabii. Seve seve ne zaman isterseniz. Serpil, bence büyütücü üstüne kapatalım. Sen böyle koy. Benim bir tane bardağıyla yapalım. Benim tekniğim var. Müsaade eder misin ben yapayım? Ben seni müsaade edeceğim. Bir de seni bir gün programa alacağım. Konuk sen yapacaksın bugün tarifleri. o fikir aklımda Serpil'cim. Hala gitmedi. Bugün Serpil'den yemeklerimiz beni ağırlıyor diyeceğim. Evet Serpil. Ama ben gülerim benle sana ya. Benle 2018'den beri berabersin. Bir kere beni ağırlamadın. Bir kere sofranda yemek yemedim. Bir kere senin elinden yemek yemedim. Yayını alıp yiyeceğim. Hemen bunlar ulu orta konuşulacak şey. Geliyorum Serpil, bana geliyorsun, yiyoruz burada programda. Ben senin evine gelmiştim, ağırlamıştın yayında beni. Öyle değil, burada. TRT'de. Olsun, burada hocam. Tamam. Efendim, ondan şöyle güzel, ben de geleceğim diyor Gülşah. Üzerine de hiçbir şey sürmüyoruz. Üzerine hiçbir şey sürmüyoruz, böyle 180 veriyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış ama fırın muhakkak sıcak olması Kazak lazım. Kazak kurabiyesi, fırınımız sıcacık efendim. Hemen gönderiyoruz fırınımıza. 180 derece dedi hocam. 180 derecede nar gibi kızartacağız. Bismillahirrahmanirrahim. 180, 601 ayar mı olsun? Evet hocam. Tamam, 601 ayara getirdik. Bir yandan da efendim şöyle dedik ki, güzel bir bişi hamuru yapalım. Elimizde kalan hamuru da değerlendirelim. Şöyle. Çok severim yandı. Bir yemekten iki tane çıkarmayı. Değil bir malzemeden. Tavuklu kısım senin hocam. Hamur da benim. İkimizden böyle bir şeyler kaldı. Ortaya karışık. Şimdi hem burada Ayşe hocamın eli var. Hem burada benim elim var. Bakalım nasıl bir uçuşta olacak bu lezzet Serpil. Bilmiyorum, bir de Serpil değdi. Üç el oldu.
Şunu şöyle koyuyorum, üstünü kapatıyoruz, sonra kesiyoruz. Küçük çay bardağıyla keselim bence. Küçük bir şeylerimiz olsun. Ya da su bardağıyla. Bizim küçük ringimiz de var. O biraz büyük gelir sankim gözüme geldi de. Ben bir bak istersen. Hı. Altta bir altta Joniko. Şöyle tam bu istediğim aslında bu. Bunu böyle sabitleyelim. Tamam. Ha. Olur. Hocam siz zahmet etmeyin. Siz kurtulun eldivenlerden. Ben hemen halledeceğim. Evet. Olsun, zahmet değil. Cansın hocam. Vallahi bak hiçbir şeyden erilmiyor işte. Eski toprak Ayşe hocam. Gerçekten benim anacım da böyle. Hala ayaktalar. Hala bak torun bakıyorlar. Gerçekten biz de inşallah sizin gibi oluruz. Olursun. Yani ben mesela Melike diyor bana benim çocuğuma bakar mısın? Bakamam anneciğim diyorum. Ben sana baktım yeter. Bak, o zaman o değişiyor mu hocam? Hep öyle dedik torun ama. Torun baldan tatlı derler öyle mi? Yani çok kıymetli, çok iyi ya, ama ya. Evlat başka. Öyle mi? Bak ilk defa evlat başka diyen duydum. Hayır yok yani bir, öyle söylüyorlar ama teraziye koysunlar. Doğru söylüyorsun. Evlatları ağır basar. Canımın canı oldu. Ben, değil mi? Evet. Doğru söylüyorsun gelin hocam gerçekten. Geldim. Sonuçta o da evladının evladı, canımın canı. Kime benziyor hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Torun annesine benziyor. Oy yerim ben onu. Anne nereli? Annesi Kastamonu. Oo süperdir Kastamonu mutfağı. Vallahi çok güzel fikir oldu Serpil bu. Vallahi bak, yani nasıl yayında, oldu hocam? Yayında çıkarttık ama olsun. Şimdi az önce bunu böyle düşündüm. Serpil de burası. Kastamonu bak, Serpil, hamur bak. İşlerinde bir numara. Değil mi? Ay, Kastamonu. Kadına ne becerikli kadın hocam ya. Çok. Sonra Kayseri geliyor. Kayseri. He. Vallahi. Yürü yürü değişiyor değil mi hocam? Ya evet. Hepsi çok becerikli. Ben bütün yörelerimize ama gerçekten hayranım. Evet. Ama Kastamonu da ayrı gerçekten. Ya bu nasıl bir şey oldu var ya. İçi dolu 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 dolu. Biraz şey ilave etmek istiyorum hocam. Biraz. Vallahi güzel oldu. Hamurumuzu da değerlendirdik. İç harcımızı değerlendirdik. Ziyan olmadı. Hatta biraz daha kaldı. Bunda normal bir şey gibi şey yapacağım. Ben içimi yitirdim Nermin bak. Evet Serpil. Oldu mu sence? Biraz daha bekleyeyim mi? Yok. Bence oldu tutuyor. Fazlasıyla. Bir harareti gitsin diye bekliyorum. Tamam. Şey oldu. Isındı, gerildi. Şöyle bakın. Bu hamuru dişi hamuru olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu çimdik tatlısını hazırlarken tatlı içerisine hafif şey de koyduğum için vanilya tatlıyla tuzlu arasını bozmaz. Vanilya aslında hamura ekstradan bir tat verir yani. Evet. Hani tuzlu da tatlı olmaz, vanilya olmaz gibi düşünmeyin. Çok da güzel oluyor. Daha önce de Serpil'e yapmıştık zaten. Şöyle. Bunları da böyle. Yedi mi yanına? Yarım ay şeklinde. Yok. Bunları da bir şey gibi kızartacağım. Evet. Ben şimdi şey alıyorum. Bence oldu o Serpil. Evet. Atalım. Buyurun. Direkt atalım. Nermin amcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenarlarına ben gene ben sıkayım da çıkmasın. Hazırladım. Şöyle. Bir de şöyle güzel bir. Hamur işi de başka. Ya niye ben de çok seviyorum Ayşe abla ya. Hamur deyince akan sular duruyor bende. Ekmeği çok seviyor. Toplumuz ya değil mi? Bir de biz göçmenlerde de boşnak böreği falan biliyorsun. Ay çok seviyoruz abla be. Ben de çok seviyorum. Hamuru o sevmeyen var mıdır böyle hocam? Hı? Aynen öyle. Sabah sizinle konuştuk ya hamuru sevmeyen var mıdır? Tuza banıp yerim ben yani. Hiçbir şey bulamazsam da. Doğru söylüyorsun. Ekmeğe tuz atıp yenir yani. Vallahi ekmeği ben tuzsuz da yerim, tuzlu da yerim. Bak nasıl kabarıyor. Aman hamur kendini mayalı sandı. Hocam hamur evet. Mayalı sandı kendini. Şöyle bırakıyoruz. Efendim. Aman gel annem sıcaklar oldu ya. Sen Serpil. Hacı. Bir şey yapmamız lazım. Ne oldu? İzleyicimize böyle şu an hemen bir şey hediye etmek istiyorum şu an. Mesela onu sürpriz yap açıkla bugün. O değil ya başka bir şey olmalı onu gördüler. Ay bilemedim ki ne var? Şöyle. Özlemdeki harekete bak lan. Bir şey kalmadı mı Özlem? Her şeyi verdin mi? Getir abi arkadan 5 tane kitap. Koş. Dur. O oraya giremez ki. Getirin. Tamam. Serpil'ciğim getir hemen, kitap. 5 tane kitap hediye ediyoruz. Yenisi de geliyor Allah'ın izniyle. Hemen geldi. Yenisi hemen. De geliyor. Hocam yeni kitabım Allah nasip ederse 8 Mart'ta
çıkacak. Hayatın böyle acı, tutlu. Kadınlar gününde evet, ne güzel. Evet, ekşi tarifleri diye hikayeleştirdik birazcık kitabımızı. Şöyle yaptık, acı bir hikayenin üstüne acı bir tarif, tatlı bir hikayenin üstüne tatlı, tuzluya tuzlu böyle ne güzel. Ne kadar güzel olmuş. Bir konsepti yaptık ama... 8'inde, 8 Mart'ta 8 Mart çıkacak. İnşallah Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa. Alalım. 8 Mart'ta inşallah bütün kitapçılarda olacağız. Kaç demiştin? 5 demiştim Serpil'ciğim. Ben ne yapmışımdır? 10 mu getirdin? Yo vallahi 10 getirmedim, 6 getirdim. Efendim hani yapamazdım diyoruz, hani yapamazdım. Şu an Rabia koyuyor hani yapamazdım için... Ana sayfaya videomuzu şöyle yapalım hemen. Alıyorum elime. Efendim herkes hani yapamazdım demesi için Nermin'den 6 tane hani yapamazdım kitabı sadece dakikalar sonra yani 2.30'da açıklanacak. Beyaz TV'nin sayfasına yorum yapanların ve Nermin'in Enfes Mutfağı'nın sayfasına 3 tane oradan 3 tane de oradan seçeceğim. En güzel yorumlarınızı ama beğenilerinizi de bekliyoruz. Yapıyorsunuz aşağı abla burada olduğu için 6 tane kitap hediye ediyoruz. Bir tanesini Ayşe ablama vereceğiz efendim. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederiz. 6 tane sonra size bir tane Ayşe ablama. İmzalarsınız. Tabii ki seve seve hocam. Onu çıkarttığımda pandemi başlamamıştı. Bir iki gün sonra pandemi hocam girdi. Bereketli olsun. İstanbul Üniversitesi'nde lansmanı yapılacaktı ama nasip olmadı. Hayat peki diyorum hep böyle şansım. O kadar güzel hazırlandık ama Mart'ı... 2-3 gün içinde pandemi patlak verdi. Sanıyorum Mart'ın evet. 10-12'si gibi mi olacak? Mart'ın evet. 11'inde. O da aynen Mart'ın 11'inde. Düşünün biz de 15'inde falan yapacaktık Serpil'in dediği gibi. Ama nasip olmadı ama gene de çok güzel bir şekilde çıkarttık. Bunda da inşallah nasip olsun. İnşallah böyle bangır bangır kadının gücünü gösteren yine harika bir kitap gelsin. Ama içinde bu sefer tariflerle birlikte. İnşallah. Hocam bu kendini mayalı sandı ben size söyleyeyim. Bakar mısınız? Harika. Güzel fikir oldu Serpil ikiye katlayıp yapmak. Ay güzel, evet. Değerli. Ben zaten bir şeyi seviyorum. Harika. Yorumlara bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda yorumlara. Bir de Serpil şöyle güzel bir sıcak içecek yapsak böyle. Ne yapsak yanına? Sıcak. Ha böyle güzel oldu. Bir çay yapsak. Aromalı oldu. Çay yapar mısın? Tabii. Böyle bizim şeyimiz var ya. Tabii. Celalettin Bey Cemiş oldu, cezveleri. Oldu. Daha ne olsun. Papatya çayı gibi böyle bir gerginim ya bu aralar Serpil'ciğim. Tabii. Yayın sonrasında bir ay konuşalım. Ayşe ablam gelmiş birazcık. Gerginliğimi aldı kadın. Bak siz beni giriyorsunuz. Ayşe ablam hep gelsin beni yumuşatıyor. Eski toprak onlar. Çok seviyorum. Ne yapalım bacım. Her zaman. Ben de size teşekkür ederim. Bir de beni kırmıyor Ayşe ablam. Valla telefon açıyorum. Diyor ki burada olayım hemen gelirim diyor. Sağ olsun çok kıymetli bizim için. Serpil hadi koş. Gidiyorum, ne yapayım, gidiyorum. Cezvemi getir. Bir de yorumlara başlayacağız okumaya. Yorumları sen okuyacaksın Serpil bugün. Yok bakayım. Okuyamam. Yakın dürbünüm yok. Koydun mu Rabia? Kulağımız nerede? Bakıyorum. Kızlar. Hemen bakıyorum Nermin'in Enfes Mutfağı'nda. Ayşe hocama gelecek sorular varsa onu da sorularınızı bırakabilirsiniz. Efendim hemen Bismillahirrahmanirrahim. Girdik. Şu an paylaşıldı. Şu an düştü. Hemen Beyaz TV'nin sayfasına bakıyoruz. Şöyle... Ay hocam görmüyorum artık biliyor musun? Ama çok gençsin siz. Vallahi görmüyorum hocam. Çok üzülüyorum. Ne demişler efendim? Türkiye'nin kıskandığı yemek içeriği olan kadınların izlediği tek adres. Her gün yeni heyecanla izliyoruz demiş Necmiye Hanım. Sağ olsun. Nermin Hanım günaydın. Yeşillerle çok güzel görüyorsunuz. Ayşe Hanım'la güzel bir program olacağını zaten inanıyorum. İyi programlar demiş. Yani teşekkür Ayşe ederim. Hocam gelir de program olmaz mı efendim? Bitti. Candır Ayşe hocam. Koşun koşun komşular Nermin ile Serpil'in ve harika konuyla Ayşe Hanımcığım yıllardır takipteyim sizi. Herkesin cuması mübarek olsun nice cumalara demiş. Maharetli ellerinize böreklerinizi başladınız. Ayşe Hanım'ın tariflerini de çok severim. Uygulardım da Nermin'ciğim tariflerini de uyguluyoruz demiş. Nermin seni de yıllardır takip ediyorum bak. Hem sizin gönlünüzü hem bizim gönlümüzü alıyor. Tabii. Serpil'ciğime de çok selamlar demiş. Çok o zaman ilk kitabı ben buradan veriyorum. Gülnur Hanım'a gitsin. Çok güzel. Hem Ayşe ablama hem de bize çok güzel yorumlar yapmış. İlk kitabımız Gülnur Azra'ya gitsin. Serpil getirdin mi çayı? Bak şimdi demleyeceğim.
Bugün yine harikasınız demişler. Hayırlı cumalar, hayırlı programlar. Güzel tariflerinizi ilgiyle takip ediyoruz. Böyle yeni nesile ne demek istersin Ayşe ablacığım? Senden tavsiye olarak... Yeni nesile çok okumalarını, çok okumalarını, çok araştırmalarını ve çalışmalarını. Onlara çalışmak, gençlere. Şimdi gastronomiye ayrı bir ilgi var. Gastronomi konusunda neler söylemek istersin? Eski bu yöresel tariflerin gün ışığına. İşte bu bizim yaptığımız bu yemekleri ileriki nesillere taşımaya gayret etsinler. Ben bakıyorum da çoğu dünya mutfaklarından yapıyor. Bizim çok güzel yemeklerimiz var. Onlar geride kalıyor. Evet, ben yani eskileri çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel. Yani dünya mutfağı olsun tamam ama yöreselden de değil tabii mi? Dünya mutfağı da olsun hani bilinsin yapılsın ama bizimkiler bir mücevher değil. Gerçekten o kadar güzel söyledik ki mücevher deyince ben buraya gelmek istedim. Değil mi hocam Osmanlı mutfağının eşsiz lezzetlerinden saray sarması. Evet, tavuk. Nasıl yaptık kısaca bir özetlesene Ayşe ablacığım. 4 yufkamız vardı bir paket tereyağı erittik yağladık 4'ünü üst üste koyduk ondan sonra tepsinin büyüklüğünde aldık, dışarıda kalanları üstüne kavurduk, fırında pişirdik, kızarınca üzerine tavuk suyunu gezdirdik. Çok soğuk olacak tavuk suyu, hamur olur çünkü. Tavuğunu koyduk, baharatladık, rulo yaptık. Eğer soğursa, sıcak servis yapmak isterlerse bu şekilde hafif fırında ısıtabilirler. Burada ne yaptık hocam? Burada daneyi kıyma yaptık. Sade beyaz pilav pişirdik. Fıstıklarını kavurmadan. Ayrı kavurduk. Evet. Salma usulü, yüzme usulü dedik. Salma yaptık. Sonra biraz kıymayı ateşte suyunu çekene kadar pişirdim. Bir çay bardağı dut ilave ettim ve dutun suyundan bir çay bardağı koyup o suyu çektirdik. Baharatlarını ilave ettik. Pişirdiğimiz pilavın üstüne koyduk. Süper. Biz de efendim çimdik tatlısıyla güzel bir şey yaptık sonrasında çimdik tatlısının hamuruyla. Serpil de şimdi bizi sakinleştirmek için çay yapın. Ne yapıyorsun aşkım? Yok, sakinleştirmek için değil tatlım. Biraz ödemim var. Ödem için. Ne yapıyoruz aşkım? Kuru biberiye. At bakalım. Ada çayı. Tamam. Ve neydi limon? Limon çiçeği. Bir de yeşil çay atacağım. Hadi at. Yeşil çayı ben de sonra at. Önce bunları atalım. Krem dur, krem. Böyle at kız, ne güzel. Mis. Ay Serpil ne kadar hoş gözüküyor. Çok güzel koktu. Şimdi bu ne olacak, ödem mi attırıyor aşkım? Evet. İçerisine limon falan da koyabilirler değil mi hocam? Ben bir dilim limon sıkacağım şeye. Tarçın. Bardağıma sıkacağım. Tarçın koymayacağım çünkü içindeki biberiye ve... O limon şeyini verecek. Ada çayının kokusu. Ada çayı, evet, şeyi baskın. Önüne geçmesin. Tamam. Burada da bunu böyle yaptık. Güzel. Evet biraz söyleme sayıptır. Kız bir şey şiştim. Yandı Serpil. Yok daha yanmadı. Yanmadı mı? Tamam. Daha yanmadı. Allah'a şükür. Efendim şöyle yapalım. Biz bir masaya bu güzellikleri taşıyalım. Çaylarımızı yanımıza alalım. Çok kıymetli konuğumla birlikte masada bir hoş beş edelim efendim. Kendisini bir ağırlayayım. Çok kısa bir arada. Dönüşte de masada ikinci şifreyi vereceğim. Üçüncü şifreyi vereceğim. Şu renge bak Nermin. Evet efendim, Nermin'in Enfes Mutfağı'nın bugün harika bir numaralı konuğu çok kıymetli ablam Ayşe Tüter'di ve elinden bu güzellikleri tatmak yine nasip oldu. Ayşe ablacığım, kurabiye ne yaptık? Böyle güzel oldu. Kurabiyeler pişti. Kakao ile toz şekeri poşete torbaya koyduk. Böyle sallıyoruz. Evet. Ondan sonra... Tam çay saatini Ayşe ablacığım. Evet. Tadıyoruz. Tadacak hem de mısın? Kıyır kıyır olmuş. Şöyle bak. Hamuruna hiç şeker koymamıştık. Yalnız... Çok güzel olmuş ablacığım. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı geçsin. Ondan sonra çikolata, kakao ile şekere bulayın. İlk sıcaklığı bulayın. Çıktıktan sonra... Çünkü sonra eriyor, şeker eriyor, evet. Manzarası güzel olmuyor. Şu an çok güzel olmuş, tam böyle renginde. Afiyet olsun. Hemen efendim kıymetli izleyicilerim açıklıyorum. Siyah tenceremiz, dünkü tencere setini kazanan çok kıymetli hanımefendi Ayşenur Özer oldu. Güle güle kullansın. Az önce Gündür Hanım'a kitap hediye etmiştik. İkinci kitap PLCC Dilek Hanım. Üçüncü kitap Senay Karadağ. Dördüncü kitap Yegane Keskin.
5. kitap Özer Mani Nur. Yorumlarıyla Rabia ekleyecek şimdi. Nilüfer Hanım'a da 5. kitap. 6. yanlış saydım herhalde. Evet. 6. ile beraber 2, 4, 5. Evet. İlk kitapla Gülnüzar Azra ile birlikte tam 6 kitabımız var. Sağlıklı günlerde kullanın. Güzel güzel okuyun. Okudukça da bize anın. Ayşe ablam çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki geldin. Gerçekten çok keyifli bir yayındı. Çok güzel bir saray sarması. Kıyma, daneyi kıyma yaptık. İç harcıyla, kalan tavuklu harcıyla güzel bir pişi yaptık. Çimdik tatlısı yaptık ve ne kurabiyesiydi? Kazak kurabiyesi. Kazak kurabiyesi. Hani bulanıyor ya, kazak giyiyor. Aa, kazak giydiriyoruz. Evet, eski tarifler. Evet efendim, yarın da Gaziantep'teyiz. Hepinizi bekliyoruz efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzeli Rabbime emanet ediyorum. Pazartesi amin. Aynı saatte Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda buluşuyoruz efendim. Çok güzel evet. Sürprizlerimizle sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü yarın Gaziantep'teyiz. Öpüyoruz.